Süperler abi. Nötenya sexiniata diye geçiyor. Türkçe ismi de Rujlu Gökkuşağı diye biliniyor. Bakın burayı yakın oturan varsa, Esenler'deyiz. Esenler'e yakın oturan varsa, gelip buradan alacak olan varsa, gelsin Burak onları bedavadan verecek. Gelin buradan 5'er 10'ar tane, yakındaysanız burayı Burak verecek bu akvaryum üzerinde, çünkü ikiye bölüp yeni iki özel tur balık almayı düşünüyor. Görmek abi net şunu söyleyeyim istiyor. sen şu hobiyi yurt dışında yapsan en az 100.000-200.000 abone olur. Hani buradaki tabii emeği görmüyor adama, şöyle like atmak, bir like tuşuna basmak zor geliyor mesela. Çok uzattık biz ama videoyu bitiresim gelmiyor arkadaşlar. Çok net söyleyeyim size, videoyu bitiresim gelmiyor. O maşallah, bunların iki siyah çizginin arasında turunculuk da varmış. Aldığından beri hastasıyım. Bunlar gökkuşağı. İsmi çok uzun. Melanotenia bosemani. C25 Super Red miydi? Neydi? C125 Aspidoras. 125 Aspidoras. Orayı da gidip bir görmüş olduk. Güzel bir gün geçirdik. Akvaryumlu Hayat kanalı Ersan Hocam da bize katıldı. Hem Burak'la tanıştılar. Ben zaten tanışıyordum kendisiyle. Hem benimle de görüşmek için sağ olsun kalktı, Kartal'dan geldi. Ona da ayrıca teşekkür edeyim. Herkese selam arkadaşlar. Bugün İstanbul turu yaptım. 4-5 farklı yer gezdim. Ama şu anda en efsane olan yerdeyim. Sağ olsun Burak kardeşim. Müthiş ağırladı beni. İstanbul'da çok güzel gezdik. Tabii çoğunu videoya almadık biz. Bugün hani YouTube'dan daha çok kendimize keyif yapalım dedik. Gezdik, tozduk, hobimizi yaptık. Çok güzel yerlere gittik. Bu videoyu onlardan önce mi izlersiniz, sonra mı izlersiniz bilemiyorum ama gezdiğim yerler arasındaki en mükemmel yer burası. Yok, estağfurullah, yok kesinlikle. Hani böyle videodan izlediğimizden kat ve kat farklı. Farklı olan şu, akvaryumların içi, balıkların güzelliği muhteşem. Vallahi Burak evinin kapısını açtı bana, beni misafir ediyor. Bütün gün karımı çekti. Hadi Burak şuraya gidelim, buraya gidelim. Yani biz gene gebertik kendimizi. Gene ikimiz de uykusuzuz. Gene ikimiz de uykusuzuz. Ama çok iyi gezdik. Dedim ya şurasının hatırı kalmasın. Buraya gidelim, oraya gidelim. Gittiğimiz yerleri tabi İstanbul turu videosunda görürsünüz artık. Ben şimdi bu muhteşem akvaryumları başlayacağım gezmeye. Değişik balıkları görüyorum, izliyorum internetten ama burada görmek çok daha başka. Mesela gökkuşaklarını zaten beğeniyordum ama kilifişleri videodan o kadar beğenmiyordum. Canlısını görünce burada çok güzel balıklarmış. Eğer fırsatım olursa yumurtaları, yavruları da göstereceğim. Üretmediği balık yok. Bütün yeni aldığı türleri daha alalı 20 gün oldu, 1 ay oldu, hepsini üretmiş. Süper akvaryumları var. Hani zaten bilgisine hayrandım, biliyordu ama ya bu kadar da böyle kaliteli bir hobi yaptığını videolardan anlamıyordum. Muhteşem bir hobi yapıyor. Akvaryumlar çok güzel. Tartışmasız gezdiğim en iyi yer. Burak, şimdi ben videoyu akvaryumları çekeceğim. Tabii çoğu yerde tıkanacağım büyük ihtimalle. Sen o arada bana destek ver. Ben akvaryumları göstereceğim. Var mı söyleyeceğim bir şey? Yo, hoş geldin abi. İyi ki geldin. Güzel bir gezi oldu. Bayağı gezdik vallahi. Güzel bir zaman geçirdik yine. Yorulduk, uykusuzluk bir de var her zaman olduğu gibi. Tabii. Ama gerçekten keyif aldık yani. Bayağı gezdik. Güneşliydi de bugün hava İstanbul'da. Güzel oldu yani. Hoş geldin vallahi. İyi oldu yani geldiğin. Benim da bir moral oldu, güzel oldu. Benim merakımdan karşıya da götürdüm onu. Kadıköy tarafına, Göztepe'ye de gittik. Ama orada maalesef gideceğimiz yer cenazesi varmış, kapalıydı. O yüzden göremedik. Ersan hocamla beraber buluştuk. Oradan sonra Çanlıakopet'e geçtik hep beraber.
Daha sonra Ersan hocamın işi çıktı, bizden ayrıldı. Biz Burak'la deli gibi gezmeye devam ettik. Şu anda ikimiz de felaket yorgunuz, gene geberik bir haldeyiz. Ama buraya geldim, enerjiyi topladım, muhteşem akvaryumlar. Ben şimdi size onları sırayla göstermeye başlıyorum. Bu benim izlerken en sevdiğim akvaryum burası zaten. Aldığımdan beri hastasıyım. Bunlar gökkuşağı. İsmi çok uzun. Melanotheca bosemani. Bayağı işte değişik bir ismi var ama yani bu balıklar canlı da olarak da renkler muhteşem arkadaşlar. Bunlardan ben elinde sonunda edineceğim ama şu anda zor gibi. Tasarım akvaryumları için sağlam para harcadık. O yüzden siz daha tasarım videolarının ikincisini, üçüncüsünü, dördüncü, beşi görmediniz ama ciddi paralar gitti. Bu balıkları bir ara edineceğim elim erdiğinde. Bu balıklar bu şekilde. Burada bir de orange venezuelalar var. Bir de işte şurada Hindistan cevizinin kabuğunun orada. Sevilla kelebek vatoz. Aynen. Doğru söyledim değil mi? Sevilla liliata. Sevilla liliata. Hem iyi şey hem yavru boyları var hem de damızlık boyları var. Şurada hemen mopun orada mesela hop kaçtı içeri. Kaçtı. Damızlık boyları da var. Ürkek değil balıkların ama çok güzel. Yok. Bu akvaryumdakilerin hiçbir ürkek değil. Yani şu anda mesela şeyler kendini çok göstermiyor, kelebek vatozlar, ama normalde ön camda geziyorlar. O da abi bak, orunçların renkleri de muhteşem. Şurada var bir tane özellikle ama tam şeyin arkasında kaldı. Çok güzel patlatmışlar renkleri. Bir de ürkek de değiller. Bana söylediniz işte, arttır abi sayısını. O zaman ürkekliği atıyorlar diye. Bugün Şenol Nora'ya da gittik ama habersiz gittik. Kapalıydı. Maalesef Şenol'a uğrayamadık. Uğrasaydık ben de orange venezuela sayımı arttıracaktım. Birkaç tür daha bakacaktım. Bu akvaryum bu şekilde arkadaşlar. Orange venezuelalar, Sevilla kelebek vatozlar ve benim burada videolarda izlerken en sevdiğim balıklar buydu. Şimdi bir de kilifişler hoşuma gitti ama gene benim en sevdiğim bunlar arkadaşlar. Gökkuşağı türü. Çok güzeller. Video çok çok uzamasın diye hemen yan akvaryuma geçeyim. Burada bilek venezuelaları görüyorum. Bunlar da çok güzel ya. Bana gelen bilek venezuelalar ne bu kadar siyah, ne de kuyrukları da böyle kırmızı. Benden ötürü olabilir. Abi o damızlığa göre de değişiyor ya. Benimkiler daha bir şey böyle. Mesela bu şeyde de konuştuk. Şenol abiyle de konuştuk. Bu bilek venezuelaların üstlerinde çizgi olanlar var. Bu şimdi altta yeni gold lazerler gibi. Bunların üstünden çizgi atanlar da var. Bu bileklerin üstünden. Mesela onlar daha da üst düzey oluyor ama onları biraz daha bulmak zor. Öyle söyleyeyim. Bendekiler rengi böyle net siyah değil abi. O üst yüzgeçler de böyle dediğim kırmızıya gibi, yakın değil. Damızlıkla ilgili abi. Yani çok besleme, tabii ki besleme de önemli ama şimdi dişi... Ben sana videolarda da soruyordum zaten onlar nasıl kırmızı. Damızlıkla diye. Da ilgili yani hangi balıktan çıktığı da önemli. Bunların damızlığı güzelmiş demek ki. Şimdi bir yan akvaryuma geçiyorum. Burada bir bakayım. Heh, burada mavi göz gökkuşakları. Aynen, küçük bir tür. Dur bakayım. Heh. Küçük bir gökkuşağı türü. Minyatür gökkuşağı türü böyle. Mavi göz gökkuşakları çok güzeller. Ama kilifişler benim daha çok hoşuma gitti yani. Burada başka neyimiz orada vardı? Orada LD16'ların yavruları var. Hemen solda. Hemen. Banda koridor hasta var herhalde. Şurada LD16. Kendi yavrularımdan ayırdığım, damızlık olarak ayırdığım bir grup var, pandalar. Onlar öyle bir LD16 panda. Buraya geldiğimde işte benim özellikle erkekleri çok güzel. Çok hoşuma gitti bunlar. Afyozeum'un Avustralya diye geçiyor. Killifish. Türkçe ismi de lil kuyruk killifish diye geçiyor. Ama çok güzel ya. Şu renk. Zaten bütün balıklarda da olduğu gibi erkekler daha ön planda, daha renkli, daha gösterişli oluyor genelde. Buna bayağı özendim. Bundan kesinlikle gün gelecek sahipleneceğim. Hem o gökkuşaklarından, az öncekilerden, hem de bunlardan kesin sahipleneceğim. Burada C25 Super Red miydi? Neydi? C125 Aspidoras. 125 Aspidoras.
Bir de Lolicaria zimilimelar var. Bu ağzında yumurta taşıyan vatoz. Şu ince uzun vatoz olanlar. Aynen. Bak buradan geliyor bir tanesi. Hop 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 hop, yakalayalım adamı. Şurada taşın arkasında salyangozun orada ama. Evet. Ben bunları biraz daha çekeyim ya. Ya ben bunları Burak'ın videolarda izliyorum da bu canlısı. Yani burada canlı görmek. Ben balıklara iki kat hasta oldum yani, çok güzel. Ya bir de işin ilginç, bunları üretmiş, yavruları gördüm, birazdan gösteririm. Az bir şey üretmiş. Olsun ama yani yavrulatmışın daha alalı ne kadar oldu. Küçücük küçücük yavrular kısmını da inşallah göstereceğim. Mesela Lolicaria zimilima orada hemen şeyin üstünde takılıyor şu anda hemen. Şu altta. Şurada bak, solda. Bu alttaki ne? Kilifişin dişisi mi? Evet. O işte bu aşılamada atlamıştı o. Hava kesesinde bir sıkıntı var onun. Ama yaşıyor. Yüksekten düştü diye mi hava kesesi? Evet. Maalesef. Japonlarda bunlar, da oluyor. Bunlar, yüksekten salmasın. Yok, salmakla ilgisi yok. Bunları aşılarken kilifişlerde özellikle kesinlikle üstlerine bir şey kapatın. Aşırı derecede sıçrıyorlar. Doğalarında da hani böcekler vesaireler yakalamak için sıçradıkları için ani refleks. Öyle bir şeyleri var. Özellikleri var. Tabii bunu ben acı tecrübe ettim ama en azından yaşıyor yani. Sağlık sorunu yok. Sadece yüzerken bir sıkıntısı var. Onun dışında ben şey açısından söylüyorum. Ben görüyorum, izliyorum YouTube'da, küçük kardeşlerimize destek verelim diye. Kepçeden havadan atıyorlar Japonlara. Evet, tabii o da hava kesesi. Havadan atınca aynen, hava kesesi de patlama ihtimali var. Onu yapmayın küçük kardeşlerimiz, bu videoyu izliyorsanız. Neyse, ben burada çok durasım var bu akvaryumda ama geçelim, video çok uzamasın. Maşallah. Hepsine maşallah, çok güzel akvaryumlar. Şimdi bir alt kata geçiyorum. Burası uzun durmayacağım bu akvaryumda. Buranın melekleri ama melek türünü bırakacak. Diğer özel türlere yöneldiği için. Bakın, burayı yakın oturan varsa, Esenler'deyiz. Esenler'e yakın oturan varsa, gelip buradan alacak olan varsa gelsin, Burak onları bedavadan verecek. Sadece alt finlerinde yamukluk olanlar var yani. Bu ilk doğuştan olan alt finlerinde yamukluk olanlar var. Ama benim için sorun yok abi derseniz, gelin buradan 5'er 10'ar tane, yakındaysanız burayı Burak verecek bu akvaryum üzerinde, çünkü ikiye bölüp yeni iki özel tür balık almayı düşünüyor bu. Ve bronzların damızlık grubu var herhalde çöpçülerde. Aynen. Orayı geçtim abi, geldim burayı. Burada işte bir gökkuşağı türü. Melanotenia sexiniata diye geçiyor. Rujlu gökkuşağı diye Türkçe. Rujlu gökkuşağı. Evet, ben az önce kilifişleri zaten beğendim. Ama ya biraz öteden bakıyordum koltuktan. Biraz geriden baktığım için şu anda ben bu akvaryuma yaklaştığımda şu balık da harika. Bakın, dudağında ruj var gibi ve renkler de muhteşem. Abi sen videolarda hep yakın çakım yap bunlara, biz de seyir zevkine doyalım. Burada bunun ismini bir daha şey terim istersen. Melanotenia sexiniata diye geçiyor. Türkçe ismi de rujlu gökkuşağı diye biliniyor. Bu balık da çok güzel arkadaşlar. Yerken çöpçü, damızlık bu artık. Bunları yumurtlatmıyorsun herhalde. Grubum artık üretmiyor. İhtiyarlıklarını orada geçirecekler. Rahatla sonra. Artık ömürlerini tamamlayacaklar. Albino çöpçü var. Buradan şimdi alt akvaryuma geçelim. Napoensisler var, koridoraslar. Ve Apistogramma. Panduro. Panduro. Apistogramma, pandurolar var. Bu önde bana yakın olan erkek mi gene? Onların daha dişi erkek çok belli değil. Yani boyutları daha henüz küçük. Yani dişi erkek ayrımı kolay biraz, değil. Biraz daha büyümeleri. Yok, kolay aslında ama biraz daha büyümeleri gerekiyor. Şu anda net olarak şu dişi şu erkek. Şu öndeki bayağı güzel renkli, ondan dedim. Genelde sorry. Bunlarda dişilerin yanaklarında siyahlık daha yoğun oluyor. Yanak kısımlarındaki siyahlık daha yoğun oluyor. Ama işte bu boyda onu pek seçmek o kadar kolay değil. Sağlıklı değil en azından. Napoensisleri söyledik değil mi? Evet. Burada gold lazerler var arkadaşlar. Böyle sarı, çok güzel üzerinde bir çizgi var bunların. Aynı zamanda tül kuyruk vatozun damızlık grubu var. Şu gold lazerler de bir ekleme yapayım. Aynı ben de
Şenol abi sayesinde bunu öğrendim. Aynı balıktan red lazer ve green lazer de çıkıyor. Ya anladım. Bizim şeyler gibi. Blue grass, red grass çıkması gibi. Gibi. Veya sky blue alıyorsun, sky red de çıkıyor. Ya o greenler ve redler biraz daha değer sahibi. Öyle söyleyeyim. Ha, balıklara güzel bir akvaryum kumu ve güzel bir aydınlatma yaparsanız çok çok güzeller. Renklerini gayet yansıtıyor balıklar. Yan tarafta albino koyu, lepistesler var, pandalar var koridorası olarak. LDA da var burada. LDA 16, bir takım vatozum var orada. Bir maşallah. Erkek. Ben onları çok seviyorum. Mesela ilk akvaryum ana tankı kurduğumda almıştım. Üzerine mesela L183 ile L333 aldım ama ben bu LDA'ları ayrı bir seviyorum yani. Burada komando çöpçüğüyle metal bilek snakeskin lepistesler var. Ama tabii bu akvaryumları da kaldıracak. Burayı da farklı özel tür almayı planlıyor. Şimdi diğer akvaryumlara geçeyim. Buraya geldiğimizde bunlardan bana da getirdi Burak sağ olsun. Ama hala videoya atamadık, sıra gelmedi. Pigme çöpçüler var. Ve mavi melek karidesleri var. Bir yan tarafa geçtiğimde boylanan panda saklandı arkaya. Aynen öyle kaçtılar. Panda koridoraslar var. Burada da boylanan panda koridoraslar ve tavus kuşu gobiler var. Abi ben bu türleri bıraktı işte yavaş yavaş görüyorum, öğreniyorum. Balıklar böyle canlı izlerken videolardan o daha güzel. Öndeki şu an kendini gösteren dişi. Dişi. Bak ben açıyı da tuttursam aslında. Şu an iyi oldu bak mesela, değil mi? Ne kadar gösterebiliyorum bilmiyorum ama. Erkeği de tuğlanın arasından geliyor. Çok güzeller. Bu da erkeği. Maşallah bunları da ürettin herhalde. Aynen. Ürettim. Üretmedin yok maşallah. Yok ürettim, yavruların hepsi. Şimdi yavruları da birazdan göstereceğim. Bir genel akvaryumları geçelim. Buraya geldiğimde Starbuy koridoroslar var. Ve Singapur tüller var. Singapur tül vatozlar var. Şöyle görelim. Burada komando koridoraslar ve albino koyu kılıçlar. Birkaç tane de kalmış, yaşlanmış. Yo, genç de var. Red Tux'a da koyu erkeklerimiz var. En alta geçtiğimizde bu sette Adolfi koridoraslar var. O maşallah bunların iki siyah çizginin arasında turunculuk da varmış. Çok çok güzel balıklar ya, size doğru açıyı yakalayıp göstermeye çalışıyorum şu an. Renkleri tam görün diye. Şundan emin olun, canlı daha güzel gözüküyor bu balıklar. Ve burada onun üretmeyi başardığı, ben hala beceremedim. Katil salyangozlar var bayağı miktarda. En sağa geçtiğimde arkada Amazon hançerinin altında Conquer koridorası. Doğru mu söyledim Burak? Aynen öyle. Evet, şimdi burada işte iki tarafta şey mi? Bölme var mı? Yok. Yok. Kilifişlerin yavru muydu bunlar? Aynen. Bakın işte kilifişleri üretti dediğim. Kilifişlerin yavruları burada. Vallahi bunları bakıp büyütebileceğimi bilsem hiç şansı yok bunların ama. Kendime güvenmediğim için çalmıyorum. Yoksa şimdi, Burak görmeden kesin çalardım. Şimdi o boy büyümüş boy. Yani yavrunun büyümüş. Çok çok büyümüş bir boy. İçeride onun daha yeni yumurtadan çıkmış boyu da var. Onu da bak göstereyim. Ya inanılmaz küçük bunlar. Ben az önce bir tur baktım bunlara. İnanılmaz küçükler. Bakayım size gösterebilecek miyim? Şöyle. Yakalamayayım. İçeride onun daha işte yeni serbest yüzüşe geçmiş olanı da var. Oradan biraz daha hani boyut olarak anlayabilirler belki. Yumurtadan çıkanlar da var. Şu arkada gördüm. En arkada görüyorsunuz arkadaşlar, minnacık. Yani onun büyümüş hali demesi bu yüzden, bunlar minnacık. Şu şekilde. Bu büyük boyu. Yavrunun büyük boyu, bir de
Bunlar da yumurtadan yeni çıkmışlar mı? Yok, onlar şeylerin, bu mavi göz gökkuşaklarının daha yumurta halindeki. Yani yumurta ama daha. Aynen, daha çıkım yok onlarda. Sen bunları asidik sularda mı çıkartıyorsun? Aynen. Biraz ozmoz, biraz asidik. Burada mavi göz gökkuşaklarının yumurtalar. Burada böyle yavru var mıydı? Diğer yavrulara mı geçeyim? Yok, diğer tarafta yavrular var. Bunlar da kilifiş yavruları. Daha yeni serbest yürüyüşe geçmişler. Yeni geçmişler. Kilifişleri alalı ne kadar oldu? İki ay falan. İki ayda üçüncü tur yavruyu almışsın. Yok, 7-8'i aldım. 7-8? Yani arada çözene kadar tabii yürütemediklerim. İlk 3-4 batımda? Tabii, illaki oldu yani. Çünkü hemen yumurtadan yüzer yüzmez artemiyor, yemiyorlar maalesef. İşte sirke kurdu, infisoria vesaire vesaire, o şekilde. Hani, deneye yanılan artık çözdün ama. Tabii ki, bu saatten sonra. Vallahi harika yapıyorsun bu hobiyi. İşte bu da tavus kuşu gobilerin. Ya aslında tavus kuşu gobiler çok böyle güzel tül gibi görünüyor. Mesela şu, orada şu anda videoda görünen balıklar bir ayı geçmiş balıklar. Öyle söyleyeyim yani. Bir ayı geçmiş yavrular daha henüz yani kameraya bile çıkmıyorlar. Şöyle diyeyim, yarım lepistes yavrusu kadar. Evet, bir de çok geç büyüyor. Aşırı derecede geç büyüyor ve geç büyümesi de işte değer katıyor valla, öyle söyleyeyim. Tabii, büyük yemek var. Büyük yemek var. Hobi olarak da büyük keyif var burada. Orada panda koyların yeni yavruları var değil. Diğer kaplarda dolmayı bekliyor. Daha henüz fırsat bulamadım mokları boşaltmaya. Şurada da ben yavru gördüm az önce. Bunda yumurta mı? Orada da yumurta şeklinde olan kilifişler var. Yumurta halindeler. Diğer tarafta da işte bronz kurgarasyonu. Kurgarasyonu yavru. Birkaç tane kaldı onlar. Son yumurta akvaryumdan topladım. Onlar var. Şimdi arkadaşlar ben 3 akvaryumdaki balığı tekrar göstereceğim. Lolicaria zemilima şu an kendini çıktı. Gösteriyor mesela. Değil mi? Lolicaria zemilima mıydı? Hı hı. Ağzında yumurta taşıyan vatoz diye geçiyor Türkçesi. Şimdi arkadaşlar benim beğendiklerim bunu zaten hastasıydım videolarında, bol bol uzun süre izliyordum bunu. Buran videolarda gökkuşağı. Bunlar birinci beğendiğim. Sıralama yapmıyorum üçü arasında ama en beğendiğim üçü göstereceğim. Bunlar abi killi fişler. Bu killi fişler ilk başta ben uzaktayken bunları çok anlamamışım. Akvaryuma yakınlaşınca bunlar da süper balıklar. Bunları da çok beğendim. Renkler harika. Bir de gene ilk baş anlamadım ama sonradan anladım. Şunların renkleri de çok iyi ya. Kırmızı ruj gökkuşağı diyeceğim ben. Oh, çok iyi maşallah ya. Maşallah. Dön bir daha bakalım. Öteki tarafa. Çok güzeller. Maşallah. Süperler abi. Süperler. Vallahi eline, emeğine sağlık Burak. Muhteşem hobi yapıyorsun. Ve bunu YouTube'da bizimle paylaşıyorsun. Tecrübeleri de aktarıyorsun. Bir de bu seyir zevkini bize yaşatıyorsun. Elimden geldi. Gerçekten bu hobiye katkın büyük, muhteşem. Ya zaten hep saygı duyuyordum da. Şu anda bir hayranlığım arttı, öyle söyleyeyim sana. Ya burada dehşet şey dönüyor arkadaşlar ya. Keşke biraz daha böyle büyük bir alanımız olsa da daha farklı şeyler yapabilsek. İnşallah o da olur. Çok güzeller yani. Daha farklı, daha bulunması zor türler de var aklımda. Ama yani şey de güzel. Ben şimdi videolarını izliyorum. Tabii çok yakın olmadığım türler olduğu için aklımda tutmuyorum ama sen bunları hem hobini yapıyorsun, izlettiriyorsun o bir. İkincisi öğrendiğin, tecrübe ettiğin her şeyde hiç saklamadan, gizlemeden her şeyde. İşte kilifişi nasıl yumurtlatacaksın, yumurtayı nasıl büyüteceksin, işte ne o, kırmızı rujları üretmedin, ileride inşallah üretirsin. Onlar daha damızlık boya gelmediği için üstüne düşmüyorum.
Aynı şekilde diğer gökkuşakları. Melanotheria bolsemaniler de öyle. Daha yani gökkuşakların üreme boyları daha büyük boyları. Biraz daha 9 santim civarı olması lazım. O yüzden üstlerine düşmüyorum. Onlar da şimdi kelebek vatozların oraya bir üretim kabı yaptım. O gökkuşakları da orayı yumurta dökme alanı gibi bellediler diye hissediyorum. Normalde mopun içerisine bırakıyorlar ama sanki orada yumurta dökeceklermiş gibi dolanıyorlar. Arada böyle gözlemliyorum. Hala yarısı bakalım. Ama tavus kuşu, gobisi, kilifişi nasıl üretilir, nasıl üretti? Hepsini paylaşıyor. Elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. Yani çok çok güzel. Merak eden. Son olarak bu hobiyi yaptığın için teşekkür ederim. Seninle tanıştığım için çok ben memnunum. Teşekkür ederim. Ne demek? Ve bugün sağ olsun ben geliyorum diye bütün gününü bana ayırdı. Her zaman. Bayağı bir külfet oldum arkadaşlar. Yok. Orayı da gidelim. Ben şimdi 40 yılın başı İstanbul'a gelince orayı da gidelim Burak. Burayı da gidelim yok, Burak. Güzel oldu. Benim için de güzel oldu ya. Gevertik kendimizi ama o ayrı yani bir konu. Görmek istediğim yerler de vardı. En azından sen aracı olmuş oldun. Ben de görmüş oldum. Güzel oldu. Tabii Çanlı en başta geliyor görmek aynen, istediğiniz. Gitmek istiyordum. Bir türlü fırsat olmamıştı. Biz sohbet ediyorduk ama bir türlü gidemiyorduk. Ona vesile oldum en azından. Aynen. Yani görmek istiyordum onun orayı da. Orayı da gidip bir görmüş olduk. Güzel bir gün geçirdik. Akvaryumlu Hayat kanalı Ersan Hocam da bize katıldı. Hem Burak'la tanıştılar. Ben zaten tanışıyordum kendisiyle. Hem benimle de görüşmek için sağ olsun kalktı Kartal'dan geldi. Ona da ayrıca teşekkür edeyim. Valla burada şimdi ben biraz böyle ağzım açık hayranlıkla gidiyorum. Keşke bu oda benim olsun. Daha ileri olsun. Bu oda benim olsa ama ben bu balıklara bakamam. Bilmiyorum çünkü bakımlarını nasıl olduğunu filan. Sen bak Burak ben şey yapayım. Keyfini süreyim böyle. Ya İstanbul'da olsam kesinlikle ara ara kandırırım. Gelirim şurada kahve içer giderim yani. Kandırmana gerek yok. Herhalde. Ama çok çok güzel. Eline emeğine sağlık. Bir diyeceğin var mı? Vallahi elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum hobiyle ilgili. Yaptığım şeyleri de paylaşmaya çalışıyorum. Ne kadar değer görüyor görmüyor tartışılır. Ama ben bu hobiyi... Maalesef Türkiye'de yapacak bir şey yok. Yani hobi yani kanalı yani olduğun için. Ben bu hobiyi yapıyorum. Yaptığım hobiyi de ara ara videoya çekip paylaşıyorum. Merak eden, izleyen, görmek abi isteyen, net şunu söyleyeyim. Sen şunu, sen şu hobiyi yurt dışında yapsan en az 100.000 200.000 abone olur. Evet. Şu paylaşımları yapsan. Türkiye'de biraz bu konuda şeyiz maalesef. Hobiye düşkünlük yok. Çeşitli sebepleri var tabii. Tabii kimisi maddiyat, kimisi umursamamaz. Hani buradaki tabii, emeği görmüyor. Adama şöyle, like atmak, bir like tuşuna basmak zor geliyor mesela. Yaptığımız hobi kesinlikle ben bunu her zaman söylüyorum. Çok maliyetli bir hobi. Yani bu kadar akvaryumu çevirmek bunun şey anlamında değil yani. Bunu her zaman belirtmeye çalışıyorum. Yemiydi, suyuydu, doğalgazıydı vesairesiydi. Pahalı bir hobi. Evet. Yapmaya çalışıyoruz. Bir de elimizden geldiği kadar, yetebildiğimiz kadar. Bu kadarına yetebiliyoruz, bu kadarını paylaşıyoruz. Vallahi ben çok net gördüm. Hani benim yaptığım hobiyle alakası yok. Hani Türkiye'de böyle güzel akvaryumları, değişik türleri üreten kaç kişi vardır? Senin yaptığın hobiyle alakası yok demeyelim de farklı kulvarlar. Yani sen daha çok lepistes seviyorsun, lepistes ağırlıklı vesaire. Şimdi yeni. Ama şimdi bunları gördükçe biraz yeni bir balık yani işte balıklara yeni, girerim. Yeni tasarımlar vesaire yapıyorsun ama bu biraz farklı bir şey kulvar. Abi şimdi ben yapacağım 5 tasarımda mesela bu kilifişler yoktu aklımda. Bu gökkuşakları yoktu ama buraya geldikten sonra hem gökkuşakları hem de kilifişler benim kafaya oturdu şimdi. İşte silsile gidiyor zaten. Hani ben de işte bazı işte Türkiye'de sayılı birkaç yapan bu tarz balıkları üreten var. Bir de yurt dışından sürekli videolar izleyerek esinleniyoruz vesaire. Bulabiliyoruz da işte bulduklarımızı besliyoruz yani öyle söyleyeyim. Koridor aslarda da mesela o Adolfi'lerde üstündeki turunculuk onlar çok güzel hoşuma gitti. Aynen. Çok uzattık biz ama videoyu bitiresim gelmiyor arkadaşlar. Çok net söyleyeyim size videoyu bitiresim gelmiyor. Ama bitirelim artık. Önce ben veda edeyim sonra Burak veda etsin. Bugünlük de böyle bir videoyu sizinle paylaşmış olayım. Çok mutluyum şu anda bu balıkları böyle yakından gördüm. Benim için bugün
4-4'lük gün geçti. Final de muhteşem oldu. Buradan artık gönül rahatlığıyla mı diyeyim? Aklım böyle gökkuşağı ne zaman alsam, kirli fiş ne zaman alsam, neye kalarak mı diyeyim? O şekilde geri dönüş yoluna geçeyim ben. Hepinize sağlıklı, keyifli hobiler dilerim arkadaşlar. Hoşça kalın. Ev sahibi sensin, kapanışı sen yap abi. Vallahi iyi ki geldin abi. Güzel oldu. Benim de dediğim gibi gitmek istediğim yerler vardı. Sen de vesile olmuş oldun. Güzel gezdik. Sonunda geldik. Evde bir sohbet muhabbet. Tabii bizim sohbet muhabbetimiz hep aynı. Şu balık, bu balık, şu bitki, bu bitki derken güzel bir sohbet oldu. İyi ki geldin. Her zaman beklerim, her zaman kapım açık. İnşallah. Yolum düştü mü ben gelirim artık. Zaten bilen bilir. Ben bu hobiyi evde yapıyorum. Evimin kapısını da nadir insanlara açıyorum. Sen de çok nadir ederim. İnsanlardan birisin benim için. Çok, çok sağ olasın. Ne zaman istersen. Ama muhteşem zaman. Balıklar. Aklında bunları bakmak, beslemek isteyenler varsa kesinlikle beslesinler abi. Çok keyifli bir tür yani bu türler. Kesinlikle böyle tavsiye ederim ama şöyle şunu da ekleyeyim son olarak, fazla da uzatmayalım artık. Biraz hobide şey kazanmış yani tecrübe kazanmış arkadaşlar bu balıklara girerse akvaryumun genel bakımı olur. Evet yani. Yani daha iyi olur. Yani hiç bilgisi olmayanlara tavsiye edebileceğim balık türleri değil. Hem maddi olarak pahalı türler hem de narin türler. O yüzden hani biraz daha bilgi edinmişsin. Kayıp yaşayıp soğumasınlar yani, hobiden. Tabii hobiden soğumamaları için. Ama tür değişikliği düşünenler için mesela. Kesinlikle yani aynen öyle. Akvaryumla ilgisi bilgisi yani akvaryumla ilgili bilgisi olanlar zaten her türlü yapar, her türlü de besler yani. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.